30 geldi. Mezat kültürü günümüzde giderek artmaya başladı. Geçmiş tarihlere büyük ilgi uyandıran mezatçılık Isparta'da anlam bulmaya devam ediyor. Problemimiz var. Açtım 10 liradan. Rıza, otur ver abi Rıza. Var mı 10 lirası? Pandemi döneminde ilginin bir nebze azaldığı fakat meraklısının da vazgeçmediği Isparta'da bir kafede gerçekleştirilen canlı salon mezatı her hafta çarşamba ve cumartesi günleri akşam saat 8.30'da yapılıyor. Cengiz. Burada. Buyur abi. Buyur abi. Sonradan antika merakı başlayan işletme sahibi Şenol Soykar, halkın fazla bilmediğini, genellikle başka illerden esnafların geldiğini ifade etti. Yani antika çok farklı bir olay. Antikayı köylerden toplarız, esnaf arkadaşlar getirir. Yani değişik bir ortam, farklı bir ortam. İlgi çok iyi. Halk tabii tam duymadığı için ama esnaf arkadaşlar olarak illerden, ilçelerden geliyorlar. Aydın, Afyon, Konya, Antalya. Yani ilgi çok iyi. Ama halkımız pek fazla bilmediği için ve korona olduğu için de biraz tabii ki sıkıntılı. Milletimiz topluluğa girmiyor. Ama tabii ki pandemi şeyliğine göre biz oturakları da ona göre ayarlıyoruz. Yeni yeni gençlerin mezata geldiğini fakat orta yaş ve üzeri bir kesme hitap ettiklerini söyleyen Soykar bir tavsiyede de bulundu. Kimse eşyasını atmasın, değerlendirsin dedi. Orta yaşın üstü geliyor. Ama yeniler de ufak ufak gelmeye başlıyor. Onlar da daha hevesliler tabii ki. Yok, eskilerden vazgeçilmiyor. Çünkü orta yaşın üstü de çocukluklarını hatırlatıyor her şey. Antika getirip satmak isteyenlerden de alıyoruz. Yani antikası eski eşyası olanlardan da alıyoruz. Köylerden de topluyoruz. Esnaf arkadaşlardan yeri geliyor alıyoruz. Ama tüm halkımızın öyle atacağı şeyler atmasınlar, değerlendirsinler. Yaklaşık 30 senedir antika merakı olan Selahattin Büyükçakıroğlu mezatların kendisi için bir uğraş olduğunu söyledi. Büyükçakıroğlu elindeki ürünleri mezatta satışa çıkardığını söyledi. Ürünlerimizi getiriyoruz bu mezatlarda, çıkarıyoruz. Ürünleri değerini bulursa satıyoruz, değerini bulmazsa gene alıyoruz, evimize götürüyoruz. Fakat bu mezatlarda çok eski ürünlerimiz çıkıyor. Şimdi bu eski ürünleri herkesin görmesi, bilmesi lazım. Bilhassa genç neslin bunu bilmesi lazım. Bu millet bu günlere nasıl geldi? Bunları görmesi, bilmesi lazım. Şimdi millet tabii çok rahat yaşıyor. Ve eskiden bir yokluk devri vardı. Bu yokluk devrinde kullanılan eşyalar vardı. Mesela şu elimizde bir sefertası. Bununla esnaf arkadaşlar evinden yemeğini götürürdü veya memur arkadaşlar evinden yemeğini götürürdü. İş yerinde bu yemeği ısıtarak öğleyin karnını doyururdu. Buna bir örnek yani bu da bu sefertasının başka bir versiyonu. Bu daha güzel, daha kaliteli bir versiyon. Satarım, satıyorum. Sat. Tamam, hayırlı olsun.